Selamlar. YouTube kanalımda size uzun zamandır Londra ile ilgili videolar çekiyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Abone olmanızı rica edeceğim. Bu şekilde daha fazla video çekmem için beni motive edeceksiniz. Bugün ise size karlı bir Londra havasında etrafı gezdireceğim ve aynı zamanda Londra'da ev alma, mortgage ve yaşama ile ilgili ufak çaplı bir bilgi vermek istiyorum. Etraf bembeyaz. Ben de birazcık çıkıp yürüyüş yapmak isterim. Hem de bu şekilde kartopu oynamadan da olmaz. Arabaların üzerleri çok fazla kar tutmamış. Hatta erimeye de başlamışlar. Londra böyle. Büyük şehir olduğu zaman çok fazla kar tutmuyor. Yine de görüntü gördüğünüz gibi çok güzel. Her yer bembeyaz sayılmaz. Yeşille güzel bir uyum sağlamış. Arabaların üzerinde kar yok. Sadece camları biraz kar tutmuş. Yürürken çok dikkatli olmalıyım. Buz olan yerler de var. Evet. Çiçeklerin üzerleri, bitkilerin üzerleri de birazcık kar tutmuş ama yeteri kadar değil. Halbuki bunların kar suyu vitamini olacak. Şimdi buradan caddeye doğru çıkıyoruz. Bu ana cadde burası. Bu ana caddeden yürüyüş yapacağız aşağı doğru. Şu gördüğünüz sarı kutucuksa hız kamerası. Flaş çakarak cezalandırıyor. Gördüğünüz gibi işarette hız sınırı 30. Ama 30 mil hesabı. Çünkü İngiltere'de kilometre kullanılmıyor. Karşı buranın katedrali. Yan tarafında bir okul var. Maalesef tren yok. Şehre uzak sayılmaz. Biliyorum İngiltere'de nasıl ev alınır diye merak edenleriniz var. İngiltere'de ev nasıl alınır ile ilgili de birazcık bilgi vereyim. Burada işçi kısım içinde devlet evler yap. Ve çok cüzi bir fiyata veyahut da ihtiyacı olan, gerçekten ödeyemeyecek durumda olan aileler içinse kiralıyor veyahut da belli bir zaman sonra onlara çok uygun fiyata satıyordu. Ama bu sistemi artık evi üzeren, yani kullanan çok olduğu için bundan kurtulmaya çalışıyorlar. Onun yerine ev alma şekli çıkarttılar. İsmi de First Time Buyer, ilk ev alıcısı. %5 veriyorlar. Çok ufak bir miktar depozit. %40 evini devlet tarafından ödeniyor. %60'ı sizin tarafınızdan mortgage dedikleri loan olarak, yani kredi olarak, ev kredisi olarak bankadan alınıyor. Ve düşük faizle ödemeye devam ediyor aileler. Yani ufak bir birikimi olan %5'lik bu şekilde sahibi oluyor. Aa, ne kadar güzelmiş diyeceksiniz. Herkes yapabilir diyeceksiniz ama bu evler arkadaşlar, ben gittim gördüm. Yani çok alelade, ufak, salon, mutfak iç içe olduğu için söyledikleri koku yapmayacağı ama ben onu hissettim yani. Ya, evleri satabilmek için pazarlama taktiği. Otobüs de geliyor. Şöyle. Dediğim gibi diğer bir türlü de ev sahibi olması için devletin farklı bir sistemi var. Share ownership dedikleri. Bu sistemde share ownership, evden hisse alma. Yani evden hisse alıyorsunuz. Bu %25'lik hisseler olur. %50'lik hisseler olur. %75. Yani böyle hisse alıyorsunuz evden. Bankadan o aldığı hisse için mortgage alıyorsunuz. Bu şekilde ödemeleriniz düşük oluyor. Ama aldığınız hisse tutarının geri kalanında o evi yapan şirkete borçlu oluyorsunuz. Bunu da kira olarak ödüyorsunuz artık. Aynı zamanda bir de bu evlerin fee dedikleri aidatları var. Bu aidatları ödüyorsunuz. Evin %40'ını satın aldınız. Ama bunların dezavantajı da şu. Bu aldığınız evler lease dedikleri belli bir süreliğine satılan evler. Ama bu satılma süresi tabii 10 sene, 20 sene değil. 100 senelik, 80 senelik oluyor. Oturduğunuz evden artık sıkıldınız, satmak isteyeceksiniz bu share ownership evi.
ve satmak istediğinizde bir piyasaya koydunuz. Satışa bunu belirtmek zorundasınız. Evin kaç senelik lease'i kaldığını. Lease 80'in altındaysa hadi belki bir 75 senelik falansa belki rahat olur da satmak. Ama daha da düşmüşse bu sefer ev alıcılar ona dikkat ediyor arkadaşlar. Çünkü lease'i 80'e doldurmanız lazım. Bu şekilde de para ödemeniz lazım tabii ki 80'i doldurmak için. O da ayrı bir masraf. Sattığınız zaman bunu siz yapmak, karşılamak zorundasınız. Alıcı karşılamıyor 80'i tamamlama olayını. E tabii ne oluyor? Siz karınızdan oluyorsunuz. %40'lık bir ev satımından elde edeceğiniz kar olacak. Oradan da bir kısmı 80 yıla tamamlamak için artık kaç seneye oturduysanız üzerine tamamlamanız gerekiyor. Yani ona göre hesap verip ödeyeceksiniz. Bu tip şeyler birazcık insanları düşündürüyor share ownership almak için de. Güzel bir restorantta ama maalesef artık koronadan dolayı kimseye gelip gitmiyor. Yoksa çok güzel şöyle bir bahçesi vardı. Menüleri güzeldi. Başalım karşıya düşmeden. Evet, düşmeden geçtik. Başarılı bir geçiş oldu. Burası da Roehampton'ın köyü. Köy içi. Roehampton köy içi arkadaşlar burası. Bakın gördüm, bahsetmiştim. Böyle dar yollarda 20 ile ancak girebiliyor arabalar. Çocuklar kar topu ve kardan adamla meşgul. Böyle ufak yerlerde charity shoplar olur. Buraya insanlar ellerindeki iki kullanılmış ürünleri geri kullanılmış ürünleri getirip bırakıyorlar. Buradan da ihtiyacı olan Roehampton'daki vatandaşlar gelip seçip alıyor. Ama tabii buraya getirip bıraktığı zaman da öyle hemen aldıkları gibi de satmıyorlar. Temizlemeciler var. Tekstil ürünün temizlemeciler. Oralarda temizlettiriyorlar. Öyle koyuyorlar. İkinci el ürünlerde öyle satılıyor arkadaşlar. Güzel oluyor yani insanlar için. Şimdi buradan da Türk Marketi'ne gideceğiz. Şurada hemen aşağıda Türk Marketi'miz de var. Çok üzücü, Türk'üz ama bu arada mangal yapamıyoruz dedim. Ama mangal yapamamız önemli değil. Türk Marketi'nden alışveriş yapabiliyoruz. Kayıp düşmeden. Sevgili YouTube izleyicilerim, evet, abone olmayı da lütfen unutmayın. Teşekkürler.